Rakamları artık hesap makineleri dahi hesaplayamaz oldu. Sarayın harcamaları akıl almaz boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın örtülü ödenekten kullandığı para günde 8 milyon lirayı buldu. Örtülü ödenek, ulusal güvenliği ilgilendiren gizli işlerde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı'nın emrindeki para. Erdoğan her gün bu ödenekten tam 8 milyon lira harcıyor. Örtülü ödenekten harcanan bu paranın nereye gittiği belli değil. Devlet sırrı olduğu için ödeneğin kullanıldığı yerler açıklanmıyor. Yılın ilk 4 ayında harcanan para 946 milyon liraya ulaştı. Bu da ayda ortalama 236 milyon 500 bin lira anlamına geliyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir harcama hiç kayda geçmedi. Maliye Bakanlığı rakamlarına göre Cumhurbaşkanlığı 2018 yılında 845 milyon 365 bin lira olan başlangıç ödeneğinin iki katına yakın bir harcama yaptı. Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm cumhurbaşkanları arasında harcama rekorları kırdı. İlk seçildiği yıldan bu yana yapılan harcamalar %550 oranında arttı. 2018 yılında sadece Cumhurbaşkanlığının harcaması 1 milyar 719 milyon liraya fırladı. Son 3 yılda Erdoğan'ın harcamalarının tutarı 3.1 milyar lira. Vatandaş yiyecek sebze meyve bulamazken konu Erdoğan olunca hazinenin kapıları sonuna kadar açılıyor. Cumhurbaşkanı için Van Gölü'nün kıyısına yeni köşk yapılıyor. 10 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen köşke harcanacak para şimdilik 35 milyon lira olarak açıklandı. Ahlat'a bir cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır. Belediye başkanımızla da görüştük. Onlar 1071 metrekare bir yer düşünmüşler. Dedik ki olmaz. 1071 metrekare oturma alanı olur. Bir de bunun çevre düzenlemesini yapacağız. En azından 5 dönüm. Belediye başkanımız da coştu. Tamam, biz bunu 10 dönüm yaparız dedi. Marmaris Oklukoyun'da inşa edilen 300 odalı Cumhurbaşkanlığı yazlığı da Erdoğan'ın saray sevdasının en büyük göstergelerinden. Süper lüks yazlığın maliyeti açıklanmazken sadece klima sisteminin 3 milyon liraya mal olduğu biliniyor. İtibardan tasarruf olmaz. Çok önemli. İtibardan tasarruf olmaz. Erdoğan'ın harcamaları bunlarla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanı rahat edebilsin diye 1100 odalı sarayda 2374 insan Erdoğan'ın emrinde çalışıyor. Başta danışmanlar olmak üzere Erdoğan'ın personeline yılda 106 milyon 813 bin lira ödeme yapılıyor. Ve kalkıyor 1000 odalı diyor. Ya yanlış söylüyorsun, 1000 odalı değil. 1150 küsür odası var. Onu da söyleyeyim. Sarayda ağırlanan konuklara harcanan para ise tam 36 milyon lira. Cumhurbaşkanlığında ayrıca ejder meyveli smoothie, Starex eşliğinde aloe vera ve liçi meyvesi eşliğinde efuli gibi yiyeceklere de yılda 2.6 milyon lira ödeniyor. Buraya gelen yabancılar geldikleri zaman burayı görünce ha bu devlet büyük devlet diyorlar.